Sahada bir rapor konusu var ve Komiserler Kurulu buradaki raporlarda bazı anormallikler fark ederek jokey ve antrenörlerden ciddi derecede savunma alıyor. Bir grupta var ki evrakta sahtecilikle rapor alıyor. Hadi bu cahil diyelim. Sen de mi cahilsin? Ya o doktor, bence o doktorun da diplomasını falan araştırmak lazım. Sana bunun bir bedeli olabileceğini düşünemiyor musun? Meslekten mene kadar gider. Rapor alınan ille jokeyin raporu teslim ettiği ve o gün binmeyeceği hipodrom ayrı. Gelen raporun sen Urfa'dan olduğunu o gün bakamaz mısın? O gün fark etmiyor musun? Veya o gün fark ediyorsun da önemsemiyor musun? Bir günlük raporların çoğu aynı doktordan çıkma, aynı ilden çıkma. Yani diğeriyle hiç mukayese edilmez. Diğeri tam bir diğeri sahtekarlık yani. Evrakta sahtecilik büyük bir sahtekarlık yani. Hakemi kandırdın. Hakem senin yüzünden yanlış bir şey yaptı. Verdi. Karar verdi. Meslekten mene kadar gider bu işler. Bu neresinden tutsan elinde kalan bir konu bu yani. Bu bir kere ulusal basına yansıyacak Allah bir olay. Allah muhafaza. Yansıdığı zaman nereye gideceği belli değil bu işler. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Saklı Bahçe'de Atılık Sohbetleri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhaba. Tabii Saklı Bahçe'de izledik, 2024 yılında başlattık. İlk dikkat çekici detayla Raif abimizin her zamanki güler yüzünün yanında yeni kreasyonuydu. Onu da programın başında belirtmeden geçemeyeceğim. Merak edenler için Ataköy'deyiz. Saklı Bahçe buradaki her zamanki nezih ortamıyla sizleri ağırlamak için hazır bekliyor. Ve Topaz Stad'ın katkılarıyla bu yayın sizlere ulaşıyor. Buradan başta Aksoy Ekürisi'ne ve tüm Topaz Stad'ın çalışanlarına selamlarımızı gönderelim. Harika bir 2024 yılı var. Farklı bir gündemle bu hafta YouTube yayınımızı yapacağız. Önce ben üç büyüğüme de hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Herkese selamlar. İmparator sizle başlayalım. 2024 yılı başladı. Şöyle tatlı bir giriş yapalım. Sonraki konumuz çok ağır. Tamam. Valla tabii ki 2024 yılı hayırlı uğurlu oldu atçılara. İşte ikramiyelerimiz arttı. Güzel grup yarışlar seyrediyoruz. Bayağı güzel üçlüler seyrettik Adana'da. Adana'da bu sene işler çok kızışacak kış sezonunda. Bakalım göreceğiz. Yarışları Yanımda. Zaten uzun uzadıya evet. Konuşuyoruz. Suat Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman abinin bıraktığı yerden devam edeyim. Adana'da İzmir'deki Depirmen de benim çok ilgimi çekti. Belki de bu kış sezonunun en flaş dayı ve en flaş yarışını kendi adıma söyleyeyim böyle gördüm. Daha sular çok ısınacaktır. Mevsimin ilerlemesiyle önümüzdeki aylarda özellikle Adana'daki Tendürek ve İzmir'deki Kara Osmanoğlu yarışından, Fuat Lütfü Kara Osmanoğlu yarışından sonra biraz daha bunlar bize bahara izlenim verecektir. Bir donedir. Fakat inşallah Adana'da da İzmir'de de o yarışlar normal havada, güzel bir iklimde ki zaman zaman çok müsait oluyor o dönemler. Evet. Baharın yeni günleri kuru pistte koşulursa çok ilgi çekici yarışlardır ki hatta ben kendi adıma diyorum Kara Osmanoğlu yarışını Adana'ya Tendürek yarışını seyretmeye gitmek istiyorum yani. Wow. Tendürek zaten Gazi yarışının ama yakın zamanda iyi, startı değil mi? Startı. Eskiden kumdaydı. İyi koşabilecek Gazi yarışındaki mesafe hattını hemen orada tık diye koyuyor yani. Vay vay vay. Dolayısıyla Mart ayını bekliyoruz. Atan abi. Evet, iyi seneler olsun her şeyden önce. Güzel bir yıl olsun inşallah açılımız adına. Güzel gelişmeler oluyor. Olacak diye de görünüyor devamında da. Tabii yetiştiricilik sezonu bütün hızıyla devam ediyor. İşte geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Kısraklar, aygırlar yazıldı. Hangi aygırların hangi aşım istasyonlarında aralarda görev yapacağı belli oldu. O da ayrı bir hengameydi. Belki onu bir sonraki bölümde onu biraz daha detaylı konuşuruz. Onun dışında yarışlar yeni hızlanıyor. İmparator ve Suat Hoca'nın söylediği gibi
Adana bu sene özellikle o işte başarılı 3 yaşlı taylarıyla çok ilgi çeken yarışlara gebe. İşte biliyorsun Son of Cougar ve Chariot geçilmez olarak bir müsabakaya çıktılar. Onun Chariot kazanmıştı. Sonra aynı Chariot burada Madras'la bir yarışa çıktı. Madras bu sefer kazandı. Atlar birbirlerini geçtiler. Tabii bu üç atın arasındaki rekabet bütün sezonu çok keyifli hale getiriyor bence. İzmir'de durum biraz daha farklı. Suat dediği gibi orada Depperman Adana'dan İzmir'e geçerek çok doğru bir hamleyle orada büyük bir üstünlük kurmuş gibi görünüyor şu anda. Ama tabii ki mutlaka onun da rakipleri çıkacaktır. Güzel bir sezon olacak kış sezonu. Güzel ikramiyelerle inşallah. Tevzilerde de bir ciddi artış çok olmaya ciddi başladı. Var. 11 milyon gördük. 12 milyonu sınırlandı ki benim tahminim bilmiyorum hoca katılır mı? Ben Nisan ayında 15'lerin üstünde 16'lar böyle evet. Tevziler bekliyorum yani. Programlar güzelleşti. Tevzinin ötesinde de şöyle bir durum söz konusu. Altılı Gayan o 30-40 sene önceki kazananın hayatında bir değişiklik yapabilecek evet. Rakamlara evet. geldi. İşte 73 liraya Şanlıurfa'da 2 milyonun üzerinde bir ikramiye alındı. O da güzel. Bu arada yine güzel bir detaya bahsetti hem İmparator hem Hoca. Bu Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu ve Tendürek kursunu bu sene yine ikimlerde işte. Yapılan değişikliklerle her türlü çim pistte koşulacak olması evet. da bu senenin bir farkı değişikliği olarak ve Gazi kursunda tabii bu yarışlarla startının verilecek olması puan toplamak isteyen özellikle atlar için ve çim performansı ön plana çıkan atlar için o da güzel bir şey olacak. Yani Mart çok güzel geçecek. Zaten arkası Nisan. Nisan dedi mi yüzümüzde güller evet. açıyor zaten. İstanbul geliyor. Güzel bir sezon bizi bekliyor inşallah. Ağzınıza sağlık. Tabii YouTube platformunda Saklıbahçe'de atçılık sohbetlerinin ilk bölümünde şunu dedik. Bazen programlarımızda süremiz yetmiyor. Bazı konuları orada açtığımız zaman normal akışımızın dışına çıkmak zorunda kalıyoruz vesaire vesaire. Tam da bu hafta hani böyle bir hafta. Neden? Sahada bir rapor konusu var ve ciddi bir soruşturma peşinde komiserler kurulu başta olmak üzere Yüksek Komiserler Kurulu'nun himayesinde Mali Komiserler Kurulu jokey ve antrenörlerden ciddi derecede savunma alıyor. Biz de bu rapor konusunu masaya yatıralım istedik. Bir habercilik yapalım istedik. İmparator siz de hakimsiniz. Atan abi de hakim. Suat abi de hakim konulara. Ben çok kısa bir özet geçip sözü size bırakayım. Komiserler Kurulu bazı jokey isimlerini biliyoruz ama söyleyip boşuna polemiği arttırmak da istemiyorum açıkçası. Sizin takdirinize bırakıyorum. Bazı jokey ve antrenörlerin rapor almak suretiyle yarış sahasında bulunmadıkları günler var. Ve Komiserler Kurulu buradaki raporlarda bazı anormallikler fark ederek geriye doğru bir soruşturma yürütüyor. Diyor ki işte bir günlük raporların çoğu aynı doktordan çıkma, aynı ilden çıkma. Rapor alınan ille raporu verilen yani raporu jockey teslim bulundu. Edildiği evet jockey'in raporu teslim ettiği ve o gün binmeyeceği hipodrom ayrı diye geriye doğru bir soruşturma başlatıyor. Sonra soruşturmanın içeriğinde gelen istihbarat ve şikayet bambaşka bir yere de götürüyor soruşturmayı. Bir grupta var ki evrakta sahtecilikle evet. rapor alıyor. Dolayısıyla şimdi iki ayaktan bir soruşturma var. Ve bu nasıl başlıyor? Onu da anlat bence. Bir at sahibi evet. kendi atından rapor alarak mağdur olması sebebiyle diyor ki bu rapor sahtedir. Lütfen gereğinin yapılmasını mağdur oluyor istiyor. Ve bunun mağdur peşine diyor. Bunun peşine düşün diyor. Bu rapor sahte diyor. Bu kardeşimiz sahte rapor aldı diyor. Soruşturmayı başlatan bir at sahibimizin dilekçesi. Yani şimdi bunu ben düşündüğüm zaman şeytanın bile aklına gelmeyecek bir olay. Gerçekten. İnanılmaz bir şey. Biz eskiden rapor alacağımız zaman ne yapıyorduk? Moralim bozuktur falan. İnersin jockey odasından, bu jockey odasında değil mi? Son bir de atla orada. İn. De ki ben rahatsızlandım. Al raporunu. Ama sen jockey olarak İzmir'deki bir jockey Adana'dan rapor alıyor. Aynen. Yani İzmir komiserine İzmir komiseri, ben bugün hastayım diye Adana'dan raporu alıyor. Raporu alınmış raporu teslim ediyor. İstanbul'dan alınan rapor Urfa'dan alınıyor. Jockey İstanbul'da at biniyor. Urfa raporu veriyor. Bir de var ki patatese dumanı. Duman raporu var. Bu da Bursa'da bir genç kardeşimizin bir arkadaşı diyor ki ben size raporu yaparım diyor. Ama doktor değil. Doktor değil. Şeyden internetten çıkartıyor. Patates mühürü basıyor. Buyur raporlusun diyor. Bu tabii komiserler bir düşünüyorlar nasıl yapılacak. Geriye dönük istiyorlar.
bütün raporları, geriye dönük raporları istedikleri anda da müthiş bir şey çıkıyor. Yani hem antrenör hem jockey hem apprenti. 90 kişiye yakın yani, şu anda soruşturma altında isim. Yani atçılık adına çok üzücü bir şey. Suat Hocam. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle burası Türkiye Cumhuriyet Devleti ve Büyük Hukuk Devleti. Yani cahil diyeceğim, cahil değiller. Hepsi okuma yazma biliyor. Ayrıca da burada bir ciddi tedrisattan geçiyorlar. Bunun bir yaptırımı olacağını bilmeleri lazım. Bu kadar çocuk oyununa çevirecek. Yani sen anlattın, yayın öncesi anlattığın bilgiler. Tabii şu an olay yargıya intikal etmiş durumda. Hani komiserler de bir yargı sürecidir. Bunun anlattığım boyuttaysa ki daha sonra hukuki anlamda da ikinci bir boyutu da olacak ikinci gibi. İkinci bir dalgası olacaktır ki o dalga çok sert gelir. Devlet her zaman 18 yaşında burası bu yaptıkları şey büyük sorumsuzluk örneği. Yani az önce söylediğin hadi rahatsızdın, doktora rica ettin, doktor sana belki o gün şey yaptı. Bizim bildiklerimiz var. Ben şimdi çok basit bir şey söyleyeyim. Şu an yaşayan sokaktaki en yaşlı insanı çevirin, ağzında takma diş dahi olsa illa birkaç tane dişi vardır, ana dişi. Bunların aldığı raporları kontrol etsen hiçbirinin 36 dişi yoktur ağzında. Sıfır diştir yani. Dişçi yani, raporları çok diyorsun bir abi. Nasıl, yani eskiye dönüp bildiklerim var. Tamam yapıyorlar da yani. Bir de şimdi Süleyman abi affedersin ya. Abi. Şimdi ya Urfa'dan rapor alıp İstanbul komiserine vermek ne demek yani? Suat'cığım hiç görmeden o doktor nasıl veriyor bu raporu? Yani doktorun yaptığı büyük sorumsuzluk. Hadi aynı vilayette dedi ki gitti, rica etti. Veyahut da yakın bir vilayette binmeye gitmek istemedi. O günkü atları şanssız buldu ama atıyorum Bakırköy'de bir doktora gittin. Aldın doktor da dedi ki abi kendimi iyi hissetmiyorum dedin. Doktor da seni koruyup gözeterek dedi ki ya şimdi bir sakatlık olmasın, bir aksilik olmasın diye. Çok ciddi bir kontrolden geçirmeden diyelim ki verdi raporu. Verdi. Ama Urfa'dan rapor alıp görmediğim bir hastaya nasıl böyle bir sorumsuzluk yaparsın? Hadi bu cahil diyelim. Sen de mi cahilsin? Ya o doktor, bence o doktorun da diplomasını falan araştırmak lazım. İkinci yani, bölüm doktorlara da temas eder gibi gözüküyor. Yani, çok basit bir şey söyleyeyim. Doktor dediğin şey bir tıp fakültesi bitirmen lazım. Hipokrat yemini var. Evet. Hani yeminin ötesinde de bir etik tarafı var. İnsani bir anlayış var. Sen okul okumuşsun. Kaç yıl şey yapmış. Hadi bu cahil. Sen de mi cahilsin? Oyun oynamıyorsun ki yani. Bunun karşısında sana bunun bir bedeli olabileceğini düşünemiyor musun? Meslekten mene kadar gider. Doktor için. Tuburutuz. Dünya ünlü skateboardinin şampiyonu oğlu. 2, 3, 4 ve 5 yaşlarında Şili ve Amerika'da grup, stakes, birincilik ve tabelalarıyla çok farklı. And they have turned this into a rock. Tuburutuz. Şimdi Silivri aşım istasyonunda 10.000 TL aşım bedeliyle yetiştiricilerin hizmetinde. Segundo. Celerino fácil Tuburutuz y gana Tuburutuz a Celerino tercero Pinipalo cuarto White Sox. Tuburutuz ile fark yaratın. Olayı ikiye ayırıp incelemek ya da ona göre tartışmak da gerekiyor gibi gözüküyor. Bir evrakta sahtecilik var. Evet. Bir hatıra alınmış hatır raporları var. Ya şimdi hatır raporlarında çok büyük bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Şöyle neticede bunlar gerçek raporlar. Ha burada dediği gibi Suat'ın doktorların arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi kırmamak adına onların işte o günlük sorunlarını çözmek adına verdiği raporlar var ama tabii yani şimdi sen İstanbul'dasın, İstanbul Komiserler Kurulu'na bir rapor sunuyorsun, aldığın rapor Urfa'dan. Yani tabii ki bunu zaten burada şöyle bir problem de var, bunu da es geçmeyelim bence. Tamam, olay nasıl başlıyor? Bir at sahibinin artık canına tak ediyor. Kardeşim yeter diyor artık bu diyor, sistemi bu kadar diyor. Oynamanız, sistemle bu kadar hiçe saymanız. Hiçe saymanız diyor. Yani biz burada ne şartlarda açılık yapıyoruz, siz böyle gelişi güzel, bizi de zor durumda bırakacak raporlar alıyorsunuz diye böyle bir şey başlatıyor, peşine düşüyor. Hakem heyetine gidiyor, hakem heyeti de bunu ciddiye alıyor ve soruşturma bakma, hani biz bu bilgileri aldık ama bunların hepsi bizim istihbaratımız yani. Biz resmi hiçbir bilgi almadık, onu da söyleyelim yani. Ve bu soruşturma çok gizli yürütülüyor yani. Kesinlikle. Bu, şu anda soruşturma tek bir merkezde yürüyor.
Diğer hipodromlar, diğer hipodromlardaki hakem heyetlerine bildiğimiz kadarıyla henüz yansımış değil. Yok. Onlara da yansıması halinde onlar da geriye dönük her hipodromdaki heyetler 2 yıl, 2-3 yıl geriye dönmeleri halinde işin boyutlarının nereye gideceği konusunda henüz bir fikrimiz yok. Şu anda bu operasyonu İstanbul Merkezi yürütüyor. İstanbul'a sunulan raporlarla ilgili bir çalışma yapılıyor. Hani henüz Bursa'da olup da Urfa'dan rapor almış var mı yok mu ya da kaç rapor var? Şu anda bilinmiyor. Peki Enver'cim, onların size... sayıları bilinmiyor. Ama burada şöyle bir sorun görüyorum ben. Buna da değinmeden geçmeyelim. Sen hocasın. Senin önüne İstanbul'da bir rapor getiriyor bir jockey. Belli de söylemek istediğim bu. Evet. Gelen raporun sen Urfa'dan olduğunu o gün bakamaz mısın? O gün fark etmiyor musun? Veya o gün fark ediyorsun da önemsemiyor musun? Defalarca. Demek ki bir ihtiyacı olmuş bu arkadaş böyle tahmin etmiş diye eğer es geçiyorsan. Olabilir, es de geçebilirsin belki. Bilmiyorum. Geçmemen lazım da. Hı hı. Bunu üzerinden ciddi bir süre geçtikten sonra bir şikayet üzerine artık bunlara bir el atmak lazım diye dönüyorsan evet hiçbir şey için geç değil. Doğru yapılmıştır. Yapılması gerekir bu operasyonun. Ama bence bunların hepsinin vaktinde bu raporların en azından bir tetkik edilmesinde büyük fayda vardı. Ben orada da bir eksiklik görüyorum. Nasıl şimdi yapılan doğruysa o zaman da böyle hatalar var. Çok güzel konulara değindi hem İmparator hem Suat. Yani siz böyle kafanıza göre sistemle böyle oynayamazsınız. Tabii ki insansınız, aileniz var, sorunlarınız var. Bazen hasta olmadan da bilemeyeceğiniz dönemler oluyor. Rapora ihtiyaç oluyor. Ama bunu işte Suat'ın dediği gibi eğer İstanbul'daysan İstanbul'da bir hekimden rica edeceksiniz filan. Yani artık böyle hani kör gözüm şeyine bastırır gibi Urfa'dan rapor alayım oraya vereyim. Bu işin bir tarafı. Jokeylerin kendi e-nabızlarına, e-devletlerine düşen raporlarla alakalı jokeylerden ziyade hocalarımızın ben kabahatli olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Ya genç kardeşim sen benden bunu istiyorsun ama ben Urfa'dayım, sen İstanbul'dasın. Ben sana bu raporu vereceğim. Sen bunu alacaksın, götüreceksin. Senin bunu vereceğin yer. Sen bunu nereden aldın kardeşim diye sana sorduğu zaman sen ne cevap vereceksin? Yani şunu mu diyeceksin? Ben bir gün önce Urfa'daydım. Oradayken rahatsızlandım, aldım. İşte yanımda raporumu getirdim filan. Bunu bir kere diyebilirsin. Üç kere, dört kere, beş kere diyemezsin dediğin zaman bu zaten başka bir şeye girer. Zaten bunların araştırmaları filan çok basit. Çok basit ve yapılıyordu. Ama esas bence büyük skandal. Büyük skandal. Zaten şurada lafını kesin. Gerçek olmayan raporlar. Esas burada komiser de suçlu. Bu raporları takip etmediği için nereden alınıyor? Zaten. Yani o geldiği anda yani bakılması da gereken bir şey. Geldiği anda bakacak. Şöyle bir şey var. Yani bir şey imkan dahilindedir, bir şey imkan dahilinde değildir. Farz-ı misal söylüyorum. Pazar günü İstanbul'da at bindiniz. Pazartesi günü Bursa'da yarış var. Gitmek istemiyorsun. Urfa'daki doktor sana raporu verdi. Sen bunu nasıl ispat edeceksin? Yani sen şimdi pazar günü akşam İstanbul'da at bindiysen edemezsin. Değil mi? Ama böyle sıralı biniyorlar hepsi tamam, devamlı. Hepsi yani böyle sıralı. Sen yani şimdi ara boşluk nasıl yok. Nasıl olacak? Fiziki olarak. Hadi diyelim ki iyi niyet. Ankara en yakın. Ankara'da yarış bindin. Ertesi gün burada binmek istemiyorsun da orada kalmak istiyorsun. Ne yaptın? Gece yarısı Urfa'ya gittin, hastalandın, rapor aldın. Hepiniz, hepiniz mi ki bazılarının imkanı, hadi bazıları diyelim ki ailesi vardı gitti. Ama imkan dahi olsa. 3 sefer, 4 sefer. Ailesi dahi olsa, bir olmasa dahi fiziki anlamda olma ihtimali yok. Suat hocam bunun belki ispatı geriye dönük çok zor ama yani şunu diyebilir. Gittim kardeşim arabayla gittim diyebilir ama senin o başta bahsettiğin etik meselesi de burada devreye giriyor. Ama yalnız telefon bilmem ne sinyalleri var burada. Ha o da var tabii. Yani o araştırmaya gittiği devlet zaman devlet istese tak diye bulur tabii. Telefon sinyali mesaja var. Mesaja kadar çıkarır tabii. Ama sen oraya gittiysen evet, uçak biletini göster kardeşim evet, derhal. Arabayla geriye gittim diyebilir. Yani etik problemi evet, var araba burada. Ya arabayla gitsen bile her şey çıkar. Bu ya bu işi senin bulmak istedikten sonra bu çocuk oyuncağı devlet için. Lafını çok kestik tam. Sen öbür esas konuya geçecektin. Esas. Lafını kestik. Ya estağfurullah. Ya burada esas tabii bu sahte evrakta sahtecilik olayı çok başka boyutlara götürür. Çok. Ya bunu yapan, buna aracı olan da çok büyük sıkıntı olur. Ve bunu talep eden de sıkıntı görür. Evet. Burada sadece jokeylerden de bahsetmiyoruz. Evet. Antrenörler falan da var. Buna çanak tutanlar. Dolayısıyla... Abi lafını balla kesim, orayı açalım. Suat hocam konuyu derinlemesine bilmese de bazı jokeylerin savunmasında istihbarat olarak söylüyorum. Menajerim teyit edilmiş diyor, bilgi değil. Menajerim hallederiz abi, sen evden çıkma deyip. Bariz belli. Çünkü ben sizi konuştuklarınız için kafamda böyle bir... Ya savunmalarda bunların da olduğu söyleniyor ama bu ne hoca tarafından teyitli ne
Jockey Apprentice tarafından ne antrenörler tarafından değil. Ama böyle bir savunma, yani birden fazla savunma olduğu, yani birkaç menajerin bizim doktorumuz var, sen çıkma abi evden biz hallederiz dediği de varmış savunmalarda. Yani konuyu bilmeden çünkü 12'den vurdun öyle söyleyeyim. Bir de şimdi işin farklı bir boyutu var. Seyircilerimiz bilmez ama camia biliyor. Ben hala bilmek de istemiyorum ama bazıların isimlerini tasavvur edebiliyorum. Menajerlik yapanların da çoğunun cebinde lisans var. He, bak o da şimdi. Bir tehlike diyorsun. Ha, bak şimdi. Meslekten mene kadar gider bu işler. Senin emekliliğine kadar engel olur. Senin sahaya girmene kadar engel olur. Allah muhafaza. Kimse için böyle bir şey istemez. Allah muhafaza değil, istemeyiz ama bunun bir yaptırımı olacak. Aynen, bir yaptırımı olmalı. Şimdi düşünebiliyor musun? Çok derin bir dalga yani. Şimdi düşünebiliyor musun mağdur olan kişileri? Bir jokeyin bu aldığı raporla mağdur. Bir, kendi mağdur olacak. %100. İki, doktor sıkıntı belki ya. Yaşayacak. Doktor, bu işin haberi esas olmadığı yerler var. Söyledin ya abi, esas skandal dediğin yer. Şimdi yarış sever bir jokey bir ata biniyor diye oyun oynuyor. Sen onu bir kere zor durumda bıraktın. İki at sahibini, atına jokey sen biniyorsun diye plan program yaptı. Sen bilmediğin zaman bir jokey bulması gerekiyor, mağdur oldu. Antrenör, aynı şekilde antrenör mağdur oldu. Yarış sever, at sahibi, antrenör kısmını anlattı. Üç, hakemi kandırdın. Hakemi yanılttın. Hakem senin yüzünden yanlış bir şey karar yaptı, verdi. Karar verdi. Yani her tarafı zor durumda bırakacak bir iş yaptın. Nasıl olsa bunlar kabul ediliyor. Kimse bunları araştırmıyor, etmiyor dedi. Gün geldi işte, araştırıldı, ortaya çıktı. Ve büyük sıkıntı bu yani. Çok büyük sıkıntı bu. O şey kardeşimizi de açalım abi. Hani evrakta sahtecilik kısmını da açalım. Ya orası şimdi Yüksek Komiserler Kurulu Tarım Bakanlığı'nın altında bir otoriteye ait bir kurum ve çok ciddi yetkilerle donatılmış. Yani futboldaki tahkim gibi neredeyse, tam öyle değil. Ve Komiserler Kurulu da onların himayesinde. Bugün İstanbul mesela, İstanbul'daki hakem heyetinin başındaki kıymetli büyüğümüz aynı zamanda İstanbul İl Tarım Müdürü yani. Yani İstanbul İl Tarım Müdürü demek çok ciddi bir makam ve mevki demek. Yani Tarım Bakanlığı'na gidersin oradan yani, anladın mı? Öyle bir şey. Sele İstanbul'da. Dolayısıyla sen devleti, kamuyu yanlış yönlendiren, ona yanlış evrak veren, sahte evrak veren bir kişi durumuna düştün yani. Yani işin nerelere gidebileceği konusunda ben şu anda şey yapmıyorum ama bu soruşturmayı yürüten kişiler bu işin ehli ve bu işin mutlaka Sağlık Bakanlığı boyutu olur. Doktorlar açısından. Yüksek Komiser Tarım Bakanlığı boyutu olur. Lisanslar açısından. Evet. Savcılık boyutu olur. Tabii ki. Sahte evrak hazırlama, düzenlemek ve bunu yaymak, kullanmak açısından. Yani bu bir kere ulusal basına yansıyacak Allah bir olay. Allah muhafaza. Yansıdığı zaman nereye gideceği belli bu iş. Evet. Allah muhafaza. Yani çok sıkıntılı günler bizi bekliyor. 2024'de güzel başladık dedik ama büyük bir skandalla başladı yani bu iş. Allah sonuna hayır getirsin yani bu iş. Genç bir kardeşimiz, atçı bir aileden geliyor. İstihbarattır bunlar da. İsim o yüzden zikretemiyorum. İstanbul dışı bir hipodromda. Diyor ki merak etmeyin, rapor işi kolay çünkü bilgisayarla çok haşır neşir. Yazıyor görsellerden herhangi bir numuneyi, örneği alıp isimlerini ustaca değiştirip işte Enver'e mi lazım rapor? Enver Arslan şu tarihler arasında raporludur diye veriyor. Bunun karşılığında bir maddi bir şey alıyor mu? Muhtemelen. Zaten arzualci. Muhtemelen. Modern. Aynen, modern arzualci. Şimdi burada büyük bir ihtimalle hakem heyeti, şimdi büyük bir ihtimalle bu soruşturmanın safhasında bir şuna bakılacaktır. Bu raporlar içerisinde rapor olan kişilerin E-Devlet, E-Nabuz üzerinden bu raporların işlenip işlenmediği. Bakılmış. Bakılmış. Ya eğer siz de vallahi soruşturmayı böyle nokta tak tak tak. Atan savcı şimdi, gibi. Bakılmış. Yok estağfurullah. Ben şimdi mesela hakem ama bak biraz tahsilli, mantıklı bir insanın düşüneceği şeyin aklına geliyor. Artık E-Nabuz diye bir şey var. Herkes oraya kayıtlı. Rapor için orada çıkıyor. Ne olursa olsun orada her şey çıkıyor. Şimdi ben eğer böyle bir rapor aldıysam, yani gerçek bir rapor aldıysam ama işte bulunduğum ilden değil de bir rica hatır raporu aldıysam en azından benim hafif bir hafifletici bir unsur. Hafifletici bir şeyim var demektir. Niye? Raporum çünkü gerçek. Bir hatır raporu almışım. O rapor, bir günlük rapor belki çok hekim de
çok büyük rahatsız etmeyebilir bir günlük. Bu bir neticede bir hastane heyet raporu değil. İşte askerden muaf olmuyorsun filan filan. Günlük bir günlük bir iş yapamaz raporu gibi bir şey alıyorsun. Ama o sunulan, ibraz edilen raporlar içerisinde rapor alan kişilerin enabızında, e-devletinde olmayan var raporlar. Eğer ve bunlar bazı jokelerde böyle bir kere değil de üç kere, beş kere, çünkü bu suçun tekrarına da girer. Bazı antrenörlerimizde yani de var. Birden fazla bunları işlemek gerçekten artık bilemiyorum yani, çok ciddi bir sıkıntı yaratacak diye düşünüyorum. Ya her programda, mutlaka Suatlar da programlarında konuşuyorlar. Ya her defasında diyoruz ki ya arkadaşlar, kurallara uygun hareket edin. Gerçek neyse onu söyle. Ya gerekiyorsa o gün at bilemeyecekseniz gidip sahte rapor almaktansa gelmeyin kardeşim. Gelmeyerek ceza alın. Açın, deyin ki şöyle şöyle bir maruzatım var. Yani bu hakem heyetlerinin yetkisinde bu işler ya. Hı. Yani illa sen bir sahte rapor peşinde bulmak istemezsen açarsın. Hocam, eşim rahatsız. Allah korusun çocuğum rahatsız. İşte şöyle bir vefatımız oldu ailemizde. Yani bununla ilgili rapor... Mazeret mi? Evet, rapor... Yanlış bir rapor almak istemiyorum. Doğru olmayan bir şey almak istemiyorum. Veya şöyle bir problemim var. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Bir doktora gideceğim. Sonrasında rapor alabilirsem mutlaka alacağım. Yani bunlar insani şeyler ya. Yani bugün bir futbolcu da maça çıkamayabiliyor ya. Psikolojisi ya iyi olmuyor. Evinde bir şey olmuyor. Eşi hamile çok oluyor. Çok yardımcı oluyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Yani bunlar hayatın içinde olan şeyler ya. Bu çocuklar da robot değil. Ama şöyle bir şey oluşmuş bunların hepsinde. Yani gelmediğim gün ne yapayım? Edeyim bir rapor ayarlayayım. Bir şey yapayım. Kimseyle muhatap olmadan raporu vereyim, çıkayım. Bir de bunların içinde gerçekten mazereti olup da buna... şimdi gerçekten mazereti vardır ama böyle bir şey ihtiyacı vardır, buna tevessül etmiştir. Bir de hakikaten hani işte benim uçağım saat akşam işte şu saatte, yoksa yarın sabaha kalıyorum veya çok geçe kalıyorum, son koşu binmeyeyim. Zaten onları gidiyorsunuz şeyden alıyorsunuz. Aşağıdan. Aşağıdan gidiyor oluyorsunuz. Onları zaten anlıyoruz. Ama ertesi gün için gidip de başka bir gün için, hadi ertesi günde Bursa'ya da gitmeyeyim deyip onu gidip bu şekilde sahte bir raporun peşine düşmek veya işte hocaları, sistemi zorlayacak bir raporun peşine düşmek kadar da yanlış bir şey yok yani. Bu neresinden tutsan elinde kalan bir konu bu yani. Peki Enver, kadro uzun mu? Çok büyük bir liste var abi. Çok büyük bir liste var. Peki o özellikle... Bizim tekrar edenler var. Bir sefer iki sefer alınmış o raporlar sahte var. Olarak mesela kaç kişi var? Hani internetten çıktı alıp da sahte rapor. Ciddi. Aynı il. Evet. Aynı il. Farklı çok kişi mi? Bir apranti kardeşimizin mesela birden fazla en abızında gözükmeyen sahte raporlu var. Ve antrenörlerden en fazla o ilden antrenör. Anladım. Hep aynı elden çıkma. Anladım. Ya biz tabii isimleri paylaşmıyoruz. Tamam. Önce paylaşınca ili bile söylemedim yani. Durumunda değiliz ama yani duyduğumuz isimler... Yani... Hepimizin bildiği, tanıdığı... Ezbere. Bütün yarı severlerin ezbere bildiği isimler. Herkesin bildiği isimler yani. Şaka gibi. İmparator. Ve bunun yansımaları tabii sahaya olacaktır mutlaka. Şimdi tabii e-nabız meselesi, Atan abin dediği gibi bir parça işin rengini değiştiriyor. Niye? Sahici bir rapor ya. Daha doğrusu hekim gerçek, raporun günü gerçek... Sadece alındığı yer farklı. Alındığı yer uzak. Bunu yine kesin olmadan tırnak içinde söylüyorum. Bir jokeyin savunmasında WhatsApp'tan yazışıyorduk. Daha önce gittiğim bir hekimdi. Jokey olduğumu biliyordu. Ağrılarımı söylüyorum. O da bana karşılığında bir günlük raporumu veriyordu. Aramızdaki ilişki bundan ibaretti diyor. Ve savunmasını bu şekilde verdiği söyleniyor. Hani hekime daha önce gidilmiş. Hekim onu tanıyor. Abi ihtiyaç var diyor, bir günlük onun o zaman o raporunu da sunacak, evvelce gittiği raporu. Onun rahatsızlığını bildiği için aynen. Ona onu vermeyi belki de uygun görüyor. Gibi durumlar var mı? Ha bu tabii hekimlik şeyde nedir? Geçerli midir? E-nabızda var mı? E-nabızda var. Var. Ama sormayacak mı komiser? Sen oraya buradan nasıl gittin? Her zaman mı buradan oraya gittin? Gitmedim diyecek. Orada doğruyu söyleyecek artık. Aynen. Gitmedim ama bu benim kendi aile doktorum gibi, şahsi doktorum olduğu için diyecek. Tanıyor, jokeyliğini biliyor. Ya bu nispeten diğerine tabii göre daha masum bir şey tabii. Nispeten. Ama bunun sayısı çok önemli. Bu yılda 30 kere oluyorsa başka bir şey, 2 kere oluyorsa başka bir şey. Yine de 4 var. Yaptırım olacaktır. Bunu da tahmin ediyorum yani. Hı hı. Ama diğeri için Atan abi diyor ki... Bu konuda şöyle imparator. Affedilir bir şey değil. Yani o şekilde rapor verilip verilmediğini bilmiyoruz. Belki verilebiliyordur o tarz raporlar. Yani hekimler takip ettikleri hastaları için tekrar muayenehanesine gelmeden...
tekrar ayağına gelmeyen, çünkü evde de hastalar olabilir. Hı. Anladın mı? Bu hastalık mesela evden dışarı çıkılamayan bir hastalık olabilir. Fiziksel bir problem olur. Belki o raporlar geçerli olabilir, onu bilmiyoruz. Ama o tip bir durumda kısa rapor alamaz. Hayır. Ya evden şöyle, çıkamayacak hale gelen bir adam 48 saat sonra çalışmasın. Mesela kaç günlük aldığını da tanıyor. Evet, yok, tekrar eden şey yapmayın yani. Kronik bir rahatsızlığı varsa olabilir. Hakem şey, hekim uzaktan belki veriyor olabilir. Belki diye bir emin değilim ona. Ben de bir orada bir şu acaba dedim hatta bu konuyu açınca. Ama diğeri o bu işe kılıf bulmak. İmparator bu konuda da çok ama resmi varsa Süleyman abi. Tamam. Hı? Ama bu işin kılıfı bu. Ben bu hastaya bakıyordum. Ya kılıfına bir durumu olabilir en azından. Yani bunun öyle böyle bir durumu vardı. Verdim falan ama bizim jockey arkadaşlarımızı ben inanamıyorum. Yine kesin değil bir istihbarat. Hakem savunmasını istediği jockeylerden birisine kızıyor. Çocuk da ağlamaklı bir şekilde jockey diyor ki hocam ara doktoru diyor. Doktor sahici. Soruşturma esasında doktor aranıyor. Hı. Şanlıurfa. Evet. Güzel bir şey bu da. Evet. Adam diyor ki hocam ben hekimim. Adresimi göndereyim. İnternet sitemi göndereyim. Buyurun gelin misafir edeyim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin hekimiyim diyor. Evet. Ondan sonra oradaki evrakları da istiyorlar. Yani ilgili doktorun çalıştığı lokasyonun, ofisin bilgileri de isteniyor ve onlar heyet hekim tarafından gönderiliyor. Yani soruşturma çok ciddi bir soruşturma. Hafifletici unsurlar bunlar tabii ki elbette ki yani neticede. Yani diğeriyle hiç mukayese edilmez. Diğeri tam bir diğerini sahtekarlık yok, yani. Diğeri büyük bir sahtekarlık yani. Evrakta sahtecilik, yanıltıcı bilgi vermek yani çok tekrar büyük, etmesi çok büyük sıkıntı yani o diğer bölüm yani. Konu şimdi bu. Bir iyi bir jockey olduğu zaman insan yani böyle gözde bir jockey. Tabii herkes ondan arkadaş olmak istiyor. Ondan tabii böyle dost olmak yakın istiyor. Yakın bir diyaloğa yani, girmek istiyor tabii. Veyahut bu kardeşimizin dostları oluyor. Bu işler böyle hallediliyor. Ama esasında böyle olmaması lazım. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Dernek başkanıyım. Attan düşüyor çocuk. Hastaneye gidiyor. Beni arıyor. Abi bana bakmıyorlar. Bakacak doktor sana. Yani sen jockeysen her şeyi halledebileceğini zannediyor bizim arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bir anımı anlatayım. Almanya'ya gittim 81 senesinde. Rapor almam lazım. At binmem için. Yani sağlıklıdır, uygundur. At tabii, binmeye yanımda engel da, yoktur. Tabii yanımda da Mustafa Kurdu var. Selam olsun buradan. Ondan sonra bizde de Doktor Lip diye birisi var. Onun oraya çalıştığı hastaneye gittik. 30 tane atı var bizde adamın. Biz bekliyoruz. Bak böyle bir şey yok. Dedim ki ya ne bekliyoruz ya gidelim doktora söyleyelim de işimizi halletsin. Dedim. Zaten onun atlarını da biliyoruz. Atlarını. Dedi ki abi burada Almanya'da böyle bir şey yok. Herkes sırasını bekleyecek. Topaz Arası sunar. Mr. Brock battling on in Bongi late, but it's all over. Mendip a big winner. Mendip first, in Bongi second, third tight. Sağ ol, Suat'ın dediği diş doktoru mevzusu ya, çok uzun yıllar değil mi? Hep kullanılan bir şeydi. Hala devam ediyor mu bilmiyorum da. Ediyor. İnşallah etmiyordur. Ama çocukların ağzında diş kalmadı yani. Yani aldığı raporu sayar sanıyorsun. Yani geriye dönüp bakarlar senin de ağzında diş olan jockey olmaması lazım. Ya da birkaç tane kalmış olması lazım. Tabii bu şimdi var ya bu eğer bu soruşturma sonunda böyle cezalandırmalar filan başlayacaksa Türkiye'deki atçılığın da zarar görür. Zarar göreceğini kesinlikle zarar görür. Bir iki bazı dengeler de yerinden oynar. Ondan ben geçen bir iki tane kurt eski dostum. Yok, kurt menajeri şeyde gördüm. Atlantik Okulu'nun önünde hayırdır yeni
Öğrencilerden bakıyor, abi bakalım dedi, yenilere bakalım dedi falan. Güzel bir mizansen. Uyandım yani oradan biraz. Güzel bir mizansen. Altyapı. Altyapı yapıyor, yenilere bakalım abi dedi. 5 kilo düşüyorlar, bunlar avantajlı dedi. Ya tabii ki ama yani yine bir başa döneyim. En başta konuştuklarıma. Ya işte mesela geçen hafta da şeyi konuştuk. İmparator mesela o zaman hakemleri suçlarken ben biraz daha hakemlerin görevi olmadığını söylemiştim. Hani kamçı mevzusunda demiştin ya sen. Yani iyi bir hakem bir jokeyin geleceğini de etkiler. Ona doğru kamçı kullandırma o cezaları vaktinde verirse. Hatta ben de ona ya hakemin öyle bir görevi yoktur. Aynen. Hakem star yaratmak falan değil demiştim. İmparatorun haklı olduğu ortaya biraz daha çıkıyor. Şundan dolayı sen hakem olarak oradaki raporu vaktinde ona müdahale etsen belki bir çocuğun değil mi? Büyük bir ceza almasına mani olacaksın. Evet. O problemi o anda tespit edeceksin. O anda çözeceksin ve o işin devamı gelmeyecek. Tabii, ne oldu? Sana bunu yutturunca devamı ki, gel. Rahat hocalar bunları yiyorlar. Yutuyor dediler. Aynen. Yutuyor deyince iş artık şeyinden çıktı. Şirazesinden çıktı. Ya şöyle bir örnek var. Şimdi... Teyitli değil abi. Bak şöyle bir örnek var. Teyitli değil. İstihbaratım şu. Evrakta sahtecilikle alınmış raporun sahibi kardeşimiz hazırlanıyor ya evrak. O gün değil de aa diyor yanlış tarih söylemişim. O atçı çocuğa, sahte evrak düzenleyen atçı çocuğa eliyle karalayıp üstüne yazıyor. Esas yarış tarihini yani bir gün sonrasını yazıyor ve öyle veriyor içeri. O rapor kabul ediliyor. O çocuk o gün at binmiyor. Fakat bu hoca şüphelenmiyor yani o. Evet yani o elle silinmiş yani sahte raporun üzerine adam kendisi artık o kadar rahat. Gerçi silse bile ben mi o çocuk nasıl yapıyor hayret ediyorum. Oo. Seni tanıdın mı çocuk tabi? Evet. Benim aprantim. Şey nasıl mi yapıyor bunu ben hayret benim ediyorum. Benim aprantim derken yanlış anlamışsın. Okuldan yani. Okuldan. Yani. Öğrenci yani. Öğrenci. Nasıl yapıyor merak ediyorum. Şimdi. Yani. Şimdi şöyle bir şey var. En başında yine söyledik. Bu dedik ne dedik? İstanbul'da başlatılan bir soruşturma dedik. Hmm. Şu anda İstanbul kendisine sunulan raporlarla ilgili bir derinlemesine çalışma yapıyor. Şimdi yarın Yüksek Komiserler Kurulu bu çalışmanın bütün hipodromlarda yapılmasıyla alakalı hakem heyetlerine talimat verdiği an E-Devlet sadece bir hipodromda değil 9 hipodromda daha geriye dönük soruşturma başlatılacak. Belki de senin bugün o söylediğin rakamlar 3'e 4'e 5'e katlayacak. Yani belki de bu raporlardan bu şekilde umuyoruz ki çok temin eden yoktur ama bunların sayıları belki çok farklı bir noktaya gidecek yani. Hatır raporu almayan var mıdır bilmiyorum. Yani bir şekilde herkesin hayatında hani ya bugün bir rapor alalım olabilir diye düşünüyorum. Ama muhakkak böyle jokeylik gibi yani İşte atçıyı ilgilendiren, yarışseveri ilgilendiren bir unsur da onun da bir yaptırımı olur. İmparator da öyle bizler yani. Bir yaptırımı olur. Bizler mesela senelerce ya jockey odasından inersin, gelirsin. Aşağıdan yapılır. Aşağıdan alırsın. Veyahut o gün binmeyeceksen yine hipodoma gelirsin. Yine hipodomun doktoruna raporunu alırsın. Tartı hakemine sunarsın. Tartı hakemi de yukarıya gönderir. Hmm. Buydu. Yani bizim bildiğimiz buydu. Şimdiki tabi nesil değişik. Çok farklı çalışıyor. Beyinle. Z kuşağı. Şimdi biz bunu farklı analizde böyle üzerinden böyle bir geçmişlik hatırlıyorsun. Biz onu geçerken tabii ki bizim programımızı seyreden pek çok büyüğümüz var, dostlarımız var. Bunlardan bir tanesi de sevgili Utku Keleşoğlu'ydu. Hmm. Ben tabi yayında onu okumadım. Farklı analizde. Bana o anda attığı mesajı şimdi okuyorum. Oo. Buradan. Bu konuyla ilgili konuşulurken. 2 yıl ile 5 yıl arasında sadece muhteviyatı itibariyle yanıltıcı rapordan kaynaklı ceza verilmesi söz konusu olabilir. 2 ile 5 yıl. Ayrıca bu belgenin Türkiye Jockey Kulübü ve Yüksek Komiserler Kurulu nazarında kullanılması nedeniyle 3 yılda 8 arasında hapis cezası ile yargılanabilirler. Bu cezalar aynı zamanda lisansların iptaline kadar giden cezalardır diye bana not atmıştı. O da bir defası için. Ben bunu okumadım tabii ki farklı analizle. Çünkü oranın formatı farklı. Tabii ki. Ve konu, orada konuyu bildiğimizi söyledik ve ya bildiğimizi şunun için söyledik. Yani şimdi biz bu programı çarşamba günü yapıyoruz. Ya bugün bile mesela tamam böyle bir şeyden tabii değil ama
bir rapor alma durumu söz konusu var mesela bir kardeşimizin. Öyle söylediler bana deklere de. Doğru. Koşmayacak bu at dediler. Doğru. Başka bir şey için, başka bir at için yazıldı. Şimdi o mesela raporunu o da mı gidip böyle alacak? Yani yapmasınlar diye uyarmak istedik. İnşallah öyle almaz. Bak şu an biz buradayız. Bu program cumartesi günü yayınlanacak. Çarşamba günüyüz. Belki çarşamba günü hala bugün bile belki böyle bir rapor alınacak. Bilmiyoruz. İnşallah öyle alınmaz. Anladın ama mı? Biz pazartesi günü bir ince geçtik. Bir de jockey odalarında yine bir istihbarat olarak söylüyorum. Adana'da jockey odasına iniyor hakemler. İstanbul'daki soruşturmayı hepiniz duymuşsunuzdur diyor. Sakın böyle bir şeye tevessül etmeyin diyor. Bu yeni mi oluyor? Yeni. Yeni oluyor. Bu cumartesi yani. Bu cumartesi oluyor. Bizim ayağınızı sonra denk alın. İş aleniyet kazanıyor anladın mı? Helal olsun hakemlere. Yani. Dolayısıyla Atan abinin dediği durum yani şu anda İstanbul'da başlamış İstanbul dışı bir hipodromda ikamet eden atçılar kaynaklı bir atçıdan kaynaklı evrakta sahtecilikle yayılmış bir rapor ağı var. Bir de bu araştırılırken işte farklı illerden gelen hatır raporları var. Hakemler şu anda soruşturmayı ayırmış durumdalar. Ve hani hatır raporları ile ilgili başka bir yol izliyorlar. İşte e-nabızdan evrak istiyorlar. Hekimlerin ofislerine dair bilgi istiyorlar. Diğer tarafta evrakta sahtecilikle ilgili de işin işte Atan abinin dediği gibi resmi boyutunda YKK kanadından çok ciddi yaptırımların kovuşturmanın devam etmesi gibi bir tabii ki. Yürüyün mesajı da geldiği şimdi, söyleniyor. Şimdi aslında soruşturma bizim aldığımız istihbarata göre ilk başında İstanbul merkezli ve İstanbul'da sadece baş hakemin kontrolünde diğer aynen. hakemlerin bile dahil edilmediği gizlilikte bir soruşturma yürütüldü. Bu konunun duyulmaya başlaması ve diğer hakemlerin de işte bu Enver'in söylediği gibi Adana'da yaşanan olay hakemler geçtiğimiz hafta içerisinde İstanbul'a geldiler. Bu genel bir toplantıydı. Hani yılı değerlendirdiler 2024 ile ilgili şey. O arada bu soruşturmanın başlatıldığı tabii duyulunca diğer hakemlerin de konudan bilgisi olmaya başladı ve işte tabii. bunun akabinde de Adana yapmış. Belki diğer hakemler de yapılıyordur, yapılacaktır onu bilmiyoruz. Bu bundan sonra duyurulacak. Şu anda tabii büyük bir panik havası var. Şu an bu raporu alanlar içerisinde alan da var. Hakem de bunu atladığı için var. Hakemde de bir onları soruşturmaya geçiyor. Yani sorumluluğu var. Topuz Arası gururla sunar. Yetiştiriciler, at sahipleri ve yeni at sahibi olmak isteyenler. Türkiye'nin en başarılı yetiştiricilerinden biri Topuz Arası'ndan her bütçeye uygun koşan İngiliz ve Arap atları iki çiftlik toplam 1000 dönüm arazide özenle yetiştirilmiş şampiyon basıklı taylar ve nitelikli kısraklar yeni sahiplerini bekliyor. Kalite, güven ve başarının adresi Topuz Arası'ndan bu fırsat kaçmaz. Müracaat 0530 391 2065. Konu bu. Ve takip bu hafta, edelim. Takip evet, edelim. Takipçisiyiz. Yani. Göreceğiz gelişmeleri. Saklı maçındaki atılı sohbetlerinde bu hafta dedik ki işte programlarımızda evet, tatsız bir konuydu ama önemli de bir konuydu bence. Tatsız ama yarış severin ya da yarış kamuoyunun bilmesi doğru olan. Soruşturmadaki evet. isimlerin hiçbirinin ismini söylemedik. Antrenörlerimizin ismini söylemedik. Evet. İlleri söylemedik ama hani durum hakkında genel bizim istihbaratımız hoca taraflarından, işte sekreteryadan, jokeylerden, antrenörlerden, güvenlikten, evet. her yerden duyduklarımızı birleştirerek. Bu programı izledikten sonra herkesin bir ayağını denk evet, işler denk durur, kesilir yani kesilir. Artık. En azından bir yerde bir stop evet. eder. Bundan evet. sonra da bu tarz şeyler inşallah yaşamaz. Olmaz. Daha 2000'in en başında söyledik ya lütfen kurallara, yönetmeliklere, her şeye uyarak bir yıl geçirin. Yani bu tarafıydı. Yani belki ileride başka soruşturmalar da açılacaktır yani. Yani artık bu tarz ihbarlar şeyler artık yani 2024'teyiz abi yani. Sosyal medyadan hiçbir şey gizli kalmaz. Her şey ortaya döküldüğü bir dönem yaşıyoruz yani. Böyle bu tarz şeylerle ilerlemek, yürümek mümkün değil artık bu saatten sonra. O yüzden herkes ayağını denk alsın yani. Ağzınıza sağlık abiler. Saklı Bahçe'de atçılık sohbetlerinde Topaz Harası'nın katkılarıyla bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bambaşka bir yayında, bambaşka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.